Çok değişkenli fonksiyonlarda mutlak, maks ve min bulma örnek soru 1. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda mutlak, maksimum ve minimum bulmaya bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx y eşittir x kare eksi y kare fonksiyonu veriliyor. Köşe koordinatları 0'a 0, eksi 1'e 1, 1'e 1 olan üçgen üzerindeki fx y'nin maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Bir fonksiyonun direkt maksimum dediğinde kastettiği şey mutlak maksimumdur. Mutlak kelimesini başına yazsaydı daha iyi olurdu. Ama bu aldığım yerdeki hoca yazmamıştı. Ben de o yüzden bu şekilde aldım. Ama sadece maksimum minimum demek de mutlak maksimum minimumu kasteder. Daha önceki videolarımızda çok değişkenli fonksiyonlarda yerel maksimum bulma, reel noktası bulma ve bunları sınıflandırmayı incelemiştik. Onların başındaki yerel mutlaka konulmak zorundadır. Sadece maksimum minimum demek mutlak maksimini kastetmektedir. Bir fx y fonksiyonunun maksimum ve minimum değerleri ancak ve ancak kapalı bir bölge ile tanımlandıysa sorulabilir çok değişkenli fonksiyonlarda. Burada da kapalı bir bölge ile tanımlanmış. Yani bir üçgenin üzerindeki fx y'nin değerleri içindeki maksimum ve minimum peşindeyiz. Bu şekildeki bir soruyla karşılaştığımızda birinci adım bahsedilen kapalı bölgeyi çizmek olmalıdır. Bütün diğer adımlar bu adımın arkasından gerçekleşmelidir. Şimdi bizim üçgenimizin köşe koordinatları. Şu üçgenimizi farklı bir renkle çizelim. Köşe koordinatlarımızdan birisi 0'a 0. 0'a 0. Eksi 1'e 1. X'i eksi 1. Y'si 1. Burası ve 1'e 1. Burası. Üçgenimizi çizelim. Ve bu üçgenin içini de tarıyoruz. Bizim fx y fonksiyonu bu üçgenin üzerinde, bu üçgenin içindeki ikililer bunda konuluyor ve bunların sonuçları içindeki biz maksimum ve minimum peşindeyiz. Şu köşe koordinatlarını da gidip düzgünce yazalım şuraya. Eksi 1'e 1 ve 1'e 1. Bu şekilde kapalı bir bölge ile ancak sınıflarsak fx y'yi mutlak maksimum minimum sorabiliyoruz. Herhangi bir bölge ile sınırlanılmadığı zaman bir fx y için mutlak maksimum minimum sorulamaz. Ancak yerel maksimum sorulabilir. Şimdi burada maksimum minimum değerleri nasıl tespit edeceğiz? 3 tane aday noktamız vardır. Maksimum minimum değerleri bize çıkartmak açısından. İlki köşe koordinatları tartışmasız max min adaylarıdır. Köşe koordinatları tartışmasız max min adayıdır. Köşe koordinatlarını direkt fonksiyonda koyuyoruz. Bu şeklimiz neyse bu şeklin köşe koordinatları tam köşelere denk gelen yerler maksimin adaylarıdırlar. Fonksiyonlarda koyulup değerlerine bakacağız. Hangisinin maksimum, hangisinin minimum olduğunu da çıkarttıkları sonuçları kıyaslayacağız. Sıfıra sıfırı koyuyoruz. Sıfıra sıfırı koyarsak bunun sonucu sıfır çıkar. Bire biri koyuyoruz. 1'in karesi, 1'in karesi 0 çıktı. Eksi 1'e 1'i koyuyoruz.
Eksi 1'in karesi 1, 1'in karesi 1 çıkartınca yine 0. 3'ü de 0 çıkarttı. Şimdi ilk adaylar köşe koordinatlarıdır. Bunları çıkarttık. Bunlar aday. Şu an tespit edemiyoruz. Bütün adayları çıkartacağız ve çıkarttıkları sonuçlara bakarak konuşacağız. Eğer ki 0 içlerindeki en büyük olursa 3 tane yerde mutlak maksimum değeri ortaya çıkıyor demektir. 0'a 0, 1'e 1, eksi 1'e 1 ve 0 bizim maksimum değerimiz olur. Veya bu en küçükse o zaman da minimum değer olur. Şu an ona girmiyoruz. İlk adayımız. Birinci adaydı bu. İkinci adımımız da soruda bu idi. Şuraya ikinci adım diyelim. Farklı bir renkle devam edelim. Köşe koordinatı ne zaman bulunmaz bu tip sorularda? Buradaki alan yuvarlak bir şekil ise o zaman köşe koordinatı bulunmaz. Diğer tüm şekillerde köşeler vardır ve o köşe koordinatları alınmalıdır. İkinci adayımıza geçiyoruz. Üçüncü adım. İkinci aday fxy'nin kritik noktaları kritik noktalarından kaç tane olduğunu bilmiyoruz şu an. Bu kapalı bölgenin içerisine düşenler, dışına düşenler de umurumuzda değil. fx'nin kritik noktalarından kapalı bölgenin içine düşenler maksimin adayıdır. Kritik noktaların nasıl bulunduğunu daha önce yerel maksimin ve eğer noktası bulma ve sınıflama videolarında incelemiştik. Gradyan f 0'a eşittir. Bunun da anlamı gradyan f, f'in x'e göre türevinin 0'a eşitlenmesi, f'in y'ye göre türevinin 0'a eşitlenmesi. Bu ikisinin de 0 çıkmasını sağlayan x-y nokta çiftlerinin peşindeyiz. Bizim fonksiyonumuz neydi? Yukarıdan bir onu alalım şuraya. fx-y fonksiyonumuz x kare eksi y kareydi sanırım. Bir bakalım şuna. Evet, x kare eksi y kare. X kare eksi y kare. F'in x'e göre türevi 2x. F'in y'ye göre türevi eksi 2y. X'e göre türev alırken y karenin türevi 0'dır. Y'ye göre türev alırken x karenin türevi 0'dır. Bunları 0'a eşitliyoruz. İkisinin de aynı anda 0 çıkması. Burada bunun 0 çıkmasını sağlayan şey x eşittir 0. Burada bunun 0 çıkmasını sağlayan şey y eşittir 0. X 0, y 0 nokta çifti. Aynı anda hem bunun hem bunun 0 çıkmasını sağlıyor. Oldukça basit bir durum geldi. Şimdi derdimiz bu kapalı bölgenin içinde mi? Tam köşe koordinatlardan birine denk geldi. Bu tesadüf. Genelde içine düşecek olan kaliteli bir sorudur. Genelde burada iki tane çıkar. Birisi içeriye, birisi dışarıya düşer. Sıfıra sıfır içeride. Bu bir aday noktadır ama geride de bunu konuşmuştuk. Gerideki köşe koordinatlarından biri çıktı. Yapacak bir şey yok. Bu adayın da sonucu f sıfır sıfır sıfırdır. Böylece ikinci aday nokta bölümünü de geçtik ve son aday bölümüne geliyoruz. Dördüncü adım. Üçüncü ve son aday grubumuz. Maksimin değer olmaya. İç bölgeden bir şey maksimin adayı ise onu kritik noktalara belirler. Köşe koordinatlarını zaten çıkartmıştık. Şimdi bu sınırların
üzerinde var mı? Max min onu kontrol edeceğiz. Kapalı bölgenin sınırları. Kapalı bölgenin sınırlarında max min değer olabilir. Ve sorunun en zorlu bölümü bu aşamasıdır. Şimdi bütün bu sınır fonksiyonlarını çıkartacağız. Sınır fonksiyonlarını doğru denklemi olarak yazalım. Şuradaki doğrunun denklemi 0'a 0'dan geçiyor, 1'e 1'den geçiyor. Y eşittir x'tir. Kontrol edin. 0 0 koyduk, sağlıyor. 1 1 koyduk, yine sağlıyor. Buradakine gelirsek 0'a 0 ve eksi 1'e 1'den geçiyor. Bu da bu tarafa doğru olduğu için eğimi negatif olacak. Bunun denklemi de y eşittir eksi x'tir. Kontrol edelim. 0'a 0'ı koyduk. Sağladı. Eksi 1'e 1'i koyduk. X yerine eksi 1 koyduk. Y 1 çıktı. Sağladı. Normalde yapmamız gereken şudur. Y eşittir ax artı b diyeceğiz doğruların denklemine. Bunu koyacağız. Bunu koyacağız. Alt alta iki bilinmeyenli denklemi çözdüğümüzde bu doğrunun denklemine ulaşırız. Veya eğimi bulur. Noktalardan birini kullanır. Doğrunun denklemini yazarız. Yapan kişinin tercihine kalmıştır bunlar. Şu ise direkt dümdüz bir doğru denklemi. Bu da y eşittir bir doğrusu. Şimdi bunların her biri üzerinde max min adayı var mı yok mu onu tespit edeceğiz. Önce y eşittir 1 ile başlayalım. Bu doğrunun üzerinde herhangi bir aday var mı? Nasıl bunu tespit edeceğiz? Buradaki bizim fx y fonksiyonunda y yerine gidip 1 koyacağız. F x 1. Burası ne oluyor? X kare eksi 1. Artık buradaki y'li bir şey kalmadığı için bu fonksiyonu bu adımdan sonra tek değişkenli fonksiyon olarak kabul edeceğiz. Fx eşittir x kare eksi 1 oldu. Şimdi bunun kalkülüs 1 derslerinden hatırlamamız gereken maksimum minimum bulma işlemine başlayacağız. Bunun türevini 0 yapan noktaya ulaşacağız. F türev x 2x. Bunun türevini 0 yapan nokta bunun kritik noktasıdır. 2x'tir bunun türevi. Bunu 0 eşitleyince x eşittir 0 elde ettik. Bunu getirip buradaki doğru denkleminde yazıp y'yi bulacaktık ama koyacak bir x değeri olmadığı için bu ikisi birleşerek bir aday nokta getirdi bize. X'i 0, y'si 1 olan bir aday daha geldi. Daha önce çıkmış mıydı bu? Hayır. Bunu da koyalım şimdi fx y fonksiyonuna. Fx y'ye bunu da koyarsak f 0'a 1. X yerine 0, y yerine 1 koyduk. 0 eksi 1. Şimdiye kadar çıkan en küçük değer bu oldu. Bunlar hep 0 0 çıkmıştı. Şimdi bizim diğer doğrulara da bir bakalım. Y eşittir x ve y eşittir eksi x için şimdi aynı işlemi yapacağız. Onu da şuradan devam edelim. Y eşittir x için. Aynı şekilde fx y'ye koyuyoruz. Fx y neydi? Şuraya tekrar yazalım onu. X kare eksi y kare. Y yerine x yazıyoruz. Dolayısıyla o tek değişkenli fonksiyona düşüyor. Artık hızlandıralım işi. Y yerine x yazarsak burası da x kare olur. X kare eksi x kareden 0. Bunun türevini de alsak 0 çıkar. Bunun türevi f'in türevini 0 yapan aslında bütün x'ler bunun türevini 0 yapıyor. Yani y eşittir x doğrusu
üzerindeki burada nasıl bir şey düşünülecek? Bu problemli bir durum çıktı. Bu bir beklesin. Diğerine geçelim. Bu arada ben düşüneceğim ne olduğunu. Y eşittir. Eksi x için bakalım. Bunda da aynısı gelecek sanırım. Y eşittir eksi x için y yerine eksi x koyarsak fx eşittir. Yine 0 çıkar. Bunun türevini aldığımızda 0 çıkıyor. Y eşittir eksi x için hangi noktayı alırsak alalım bu doğru üzerinden y eksi x için bunun sonucu 0 çıkıyor. Bu fonksiyonun sonucu. Bu nedenle bu değerlerle benzer bir sonuç üretti. Burasının sonucu 0 çıkıyorsa o köşe koordinatlarından biriyle aynı çıkmıştır. Bununla ben de ilk defa karşılaştım. İlginç bir soruymuş. Bir yerden almıştım da çözümüne bakmadım. Şimdi bu fx eşittir 0'la karşılaşırsanız bu köşe koordinatlarında çıkmış bir adaydır. Köşe koordinatlarında buradan herhangi bir aday nokta çıkmayacak. Köşe koordinatlarında buradaki ile aynı sonuca sahip olan vardır. Sonuca sahip olan vardır. Nedenlerine çok şimdi kafayı takmayalım. Daha bundan sonra birkaç örnek soru daha gideceğiz. Tahminen bir 5 soru falan inceleriz bu seride. Burada daha öğretici sorular, bundan sonrakinde daha güzel sorular, bundan sonrakinde gelebilir. Oldukça kalitesiz bir soruyu sınavda sormuş hocaları. Ben de almıştım bir üniversitenin sınavından. Yapacak bir şey yok. Maksimum değer. Adayları hatırlayacak olursak. Adaylarımız köşe koordinatlarıydı. 0, 0, 0 çıktı. Burada da bir 0 çıktı. Ve bir tane de burada eksi 1 çıktı. Maksimum değer 0. Bu nerede? Sıfıra sıfırda. Bunu sormamış ama ben yazıyorum ekstradan. 1'e eksi 1'de bütün köşelerdeydi ve 1'e 1'di. Bu aynı zamanda kritik noktadır. Minimum değer eksi 1 çıktı. Bu nerede? Sıfıra 1'di. Bizim için burada önemli olan şey, anlamamız gereken şey, bir fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değeri kapalı bir bölgeyle, bu kapalı bölge bazen üçgen olur, bazen dörtgen olur, bazen yamuksal bir bölge olur. Kapalı bir bölgeyle tanımlandığı zaman bir fonksiyonun çok değişkenlilerde mutlak maksimum ve minimumu sorulabilir. Ve bunlar sorulduğunda kapalı bölgeyi ilk iş olarak çizmeli. Ardından bu kapalı bölgenin köşeleri kesinlikle mutlak maksimum adaylarıdırlar. Artı bu bölgenin iç bölgesinde aday var mı? Kritik noktalar, fonksiyonun kritik noktaları kesinlikle maksimum minimum adayıdır. Artı bir de bu sınır bölgeleri. Maksimum minimum adayıdır. Bu sınırların fonksiyonlarını doğru denklemlerini elde edip fx y fonksiyonundaki y'nin yerine x'li halini koyup hepsini fx'li hale getirip denklemlerine ulaşıp oradan da birinci türevi sıfır yapan nokta bizim maksimum adayımız oluyor. Bunları sonra en sonda da kıyaslıyoruz. En büyük çıkartan mutlak maksimum değeri, en küçük çıkartan da mutlak minimum değeri vermektedir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.